arkadaşlar Kanada'ya gitmeye kafaya koydunuz. Ve de özellikle business alanda bir kariyer hedefliyorsunuz. Peki buna en kolay bir üniversite mezunu olarak nasıl ulaşırım sorusunuz kendinize soruyorsanız size önerebileceğimiz bir program var. Bu programın da ismi North American Business Management Applied Post-Baccalaureate Diploma Programı arkadaşlar. Post-Baccalaureate Diploma Programı'nı özellikle açmak istiyorum. Şöyle ki, British Columbia eyaletinde Vancouver'da Post-Baccalaureate programları bulunabiliyor. Bunların sayısı çok fazla değil fakat bulmak mümkün. Bunlar sadece üniversite sonrasında alınan programlar. Bir nevi master şeklinde düşünebilirsiniz. Fakat master'dan ayıran noktası bir anlamda şu arkadaşlar. Bunlar hızlandırılmış ve yoğunlaştırılmış üniversite programları gibi düşünebilirsiniz. Yani 4 senelik programlar gibi düşünebilirsiniz. Amacı asıl alanınız sizin herhangi bir alan olmasa dahi atıyorum işte business olmasa dahi atıyorum siz sanattan mezunsunuz. Size sanki 4 senelik üniversite eğitimi veriyor gibi bunu 2 seneye sığdırarak sizi o alanda uzmanlaştırıp iş hayatına kazandırmak. Bunlar Vancouver'da ve British Columbia'da, Vancouver şehrinde, British Columbia eyaletinde zaman zaman rastladığımız programlar. Ve özellikle de bu alanda biz çok fazla soru aldığımız için business alanında çok fazla bizim ülkemizde mezun var veya başka alanlarda mezun olup business'ta kariyer yapmak isteyen çok fazla öğrencimiz var. Bu anda da biz bu programı tanıtmayı uygun gördük. Programa kimler katılabilir sorusu aklınıza gelebilir arkadaşlar. Az önce izah ettiğim gibi alanınız business olmak zorunda değil. Fakat business, ekonomi vesaire gibi alanlardan mezun değilseniz business essentials tarzında bir temel eğitim, birkaç kredilik bir eğitim almanız gerekebilir. Çünkü o temeliniz olmalı takdirde de program adaptasyonunuz mümkün olamayacaktır. Bunun haricinde zaten İngilizce şartları bütün üniversitelerde benzer şekilde olduğu gibi IELTS akademikten 6.5 overall score, 6.0'dan düşük band skor olmamak kaydıyla TOEFL'da bu iki dil sınavı sıklıkla en çok karşılaştığınız sınavlar olduğu için özellikle bunları üretiyorum. TOEFL IBT'den de 83 minimum overall score gerekiyor arkadaşlar. 21'den düşük band skorunuzun olması önem arz ediyor. Kabul koşullarından bir diğeri de arkadaşlar bazı programlarda bu istenmiyor fakat bu programda rezüme isteniyor veya CV olarak daha siz bunu algılayabilirsiniz veya çalışma deneyiminiz olması gerekiyor. Yani ilintili alanda çalışma deneyiminiz olması gerekiyor. Ama olmak zorunda değil arkadaşlar. Bu veya'nın altını özellikle çizmek istiyorum. Burada bir tane daha detay var, onu mutlaka belirtmek istiyorum. Kümülatif GPA'niz arkadaşlar üniversiteden çıkışta, bu program üniversite sonrası kabul edilen program olduğu için üniversiteden çıkışta kümülatif GPA'nizin 2.5 olması total olarak aslında yeterli. Fakat son 2 senenizde tercihen 3 ortalama üzerinde yaptıysanız birazcık daha kabul şansınızın artacağını söylemem gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz üniversitedeki son 2 seneler branşlaşma seneleridir. İlk 2 seneler temel senelerdir. Bundan dolayı da programda böyle bir durum söz konusu. Bunu dikkate almanızı öneriyorum. Programın süresi 2 senelik program arkadaşlar ve programı ayıran noktalardan bir tanesi, faydalarından ve fırsatlardan bir tanesi, size fırsat haline getiren durumlardan bir tanesi şu, Applied program. Arkadaşlar zaten Post-Baccalaureate programı bulmak biraz zor bir durum. Dediğim gibi üniversite sonrası size sanki degree alıyormuş gibi bir nitelik kazandıracak program bulmak zaten zor. Bir de programın Applied olması yani uygulamalı olması sizin için çok büyük bir avantaj. Çünkü yaklaşık 6 aylık bir practicum durumunuz oluyor. Yani uygulama olarak işte çalışarak, projeler üreterek, daha doğrusu çalıştığınız iş yerinde çeşitli alanlarda bulunduğunuz şirkete katkıda bulunarak, oradan da aynı zamanda not alarak okulunuza dönüş ve mezun oluşunuz söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Şundan dolayı önemli. Biz her zaman için Kanada'da yaşayan bireylerden şunu duyarsınız aslında arkadaşlar. Kanada iş tecrübesi, Kanada iş tecrübesi, Kanada iş tecrübesi diye. Evet, eğitim esnasında co-op'larda veya internship'lerde geçirilen süreler tam olarak bir iş tecrübesi olarak adlandırılmasa da işveren açısından sizin için çok büyük bir artı oluyor. Çünkü siz zaten halihazırda bir işverene kendinizi kabul ettirmiş, hatta oradan geçen notları almış bir birey oluyorsunuz. Dolayısıyla mezun olduktan sonra bir işverenin size bakış açısı çok daha farklı oluyor. Birazcık size programın çalışma imkanlarından, iş edinme imkanlarından falan bahsetmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi teknik olarak bir master mezunu olmuyorsunuz. Yani böyle düşünmeyin. Çünkü post-baccalaureate'in zaten az önce de izah ettiğim gibi temel manası alakasız alanlardan mezun olan insanlara da business altyapısı ve sanki degree'si kazandırmak. Dolayısıyla da siz kendinizi bir üniversite mezunu statüsünde iş arayan bir birey olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Alacağınız maaşı da bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Brütleriniz yaklaşık olarak 60.000 civarında olacaktır arkadaşlar başlangıçta. Tabii ben her zaman da bunu ineliyorum, tekrarlıyorum. Bu sizin kendinizi nasıl takdim ettiğinizde çok doğru orantılı bir durum. Veya ne kadar altyapınızın, kalifikasyonunusun gelişmiş olduğu da çok ilgili bir durum. Biz ortalama maaş seviyeleri söylüyoruz her zaman için. İş edinme imkanları, iş imkanları açısından değerlendirecek olursak da arkadaşlar, programın içeriğinde zaten business ilintili neredeyse her şeyi aldığınızdan ötürü range'iniz çok geniş oluyor. Kanada'yı Türkiye'den ayıran veya bizim gibi birazcık böyle ikinci, üçüncü dünya ülkelerinden maalesef ayıran bir diğer nokta da şu, bir program üniversite veya kalıcı bünyesinde, özellikle bu tip uygulamalı üniversiteler bünyesinde veriliyorsa arkadaşlar, iş alanınız mutlaka ki sektörde vardır. Bunun öngörülemesi Çalışma Bakanlığı ve üniversiteler, eğitim kurumları tarafından yapılmadan size sunulmaz bu tip programlar. Dolayısıyla atıl iş gücü edinmek istemeyen bir ülke Kanada. Yani ülkemizde biliyorsunuz milyonlarca işte işletme, iktisat vesaire mezunları söz konusu ve birçoğu da maalesef iş bulamıyor, istihdam açığı oluyor. Dolayısıyla da bunu şu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Uygulamalı bir program ve çok dolu bir program aldıktan sonra ekonomi alanında arkadaşlar siz pazarlama alanında çalışabilirsiniz. İsterseniz finans alanında çalışabilirsiniz. İsterseniz yatırım alanında çalışabilirsiniz. Birazdan size derslerden bahsettiğim zaman zaten birazcık daha bunu daha iyi algılama imkanınız olacak. Daha iyi değerlendirme imkanınız da olacak. Derslerden ben aslında hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Tekrardan şunu özellikle bir değineyim arkadaşlar. Eğer business veya ekonomi altyapınız yoksa business essentials dersini mutlaka almanız gerekiyor. Derslerden hızlıca bahsedeyim. Communication for International Learners alıyorsunuz. Advanced Communication for International Learners. North American Business Law alıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz önce sayacağım gibi her şey Kuzey Amerika'ya odaklı durumda. Yani siz Kuzey Amerika haricinde eğer çalışma hayatı edinmek istiyorsanız program size göre değil, bir sebebini söyleyeyim. Her zaman şeffaf davranıyoruz biliyorsunuz program tanıtımında arkadaşlar. Bu program tamamen Kuzey Amerika'ya adapte bir program. Fokus olan bir program. Kuzey Amerika İş Hukuku, Project Management alıyorsunuz. Fundamentals of Finance and Accounting alıyorsunuz arkadaşlar. Yani finans ve muhasebe temelleri alıyorsunuz. Cross border issues in strategic human resource management alıyorsunuz. Biliyorsunuz Amerika'da sınır olduğu için bu alanda insan kaynakları yönetimiyle alakalı özel bir ders alıyorsunuz. Leadership and Teams in Cross Cultural Business Settings alıyorsunuz. Bakın ne kadar spesifik bir ders. North American Workplace Preparation alıyorsunuz. North American Strategic Management alıyorsunuz. North American Business Policy and Strategy alıyorsunuz. North American Business Practicum arkadaşlar. Bu tamamen Kuzey Amerika'ya yönelik bir praktikum. Yani herhangi bir praktikum olarak düşünmeyin. Aynı zamanda elektif dersler söz konusu, seçmeliler. Onlardan da alabilirsiniz. Ve bu size programı aslında çok daha özel hale getiren bir durum sunuyor. Bu seçmelilerden birer paket oluşturarak arkadaşlar uzmanlaşabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim konuya geliyoruz. İlk önce dersleri genel olarak bir sayayım size arkadaşlar. Ondan sonra detaya gireceğiz. Management of Information Systems. Personal Financial Planning, Fundamentals of Investments, Cost Accounting 1, Cost Accounting 2, International Finance, Insurance for Financial Planning, Intermediate Personal Finance, North American Financial Management, Personal and Professional Sales for North America alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunların tabii ki hepsini almıyorsunuz. Bunlar elektif dersler. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Programdan örneğin marketing concentration yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna yönelik 4 veya 5 ders alarak yani elektiflerle beraber kombine ederek sizin mezuniyetiniz marketing concentration şeklinde olabiliyor. Veya Human Resource Concentration şeklinde de olabiliyor. Buna yönelik de yine keza 4-5 dersi böyle bunch edip yani şey gibi düşünün. Ülkemizde şöyle bir örnek vermek gerekirse daha iyi izah anlayacaksınız diye düşünüyorum. Örneğin işletme eğitimi alan öğrenciler 2. veya 3. sınıftan sonra, genelde 3. sınıftan sonra branşlaşmaya gider arkadaşlar. Yani kimisi işte marketing alanda daha fazla dersler alır. Biliyorsunuz bu tip şeyler ülkemizde de söz konusu. Fakat burada 2 yıllık yoğun bir eğitimde bunu yapmanız söz konusu. Dolayısıyla bunu da gözünüzün alması gerekiyor. Yani hakikaten yoğun bir eğitim alacaksınız. Ve çıkarken de sanki Kanada'daki 4 senelik üniversiteden çıkmış gibi neredeyse bir doluluğa sahip olacaksınız. Bir diğer branşlaşma arkadaşlar International Strategy and Entrepreneurship Concentration, yani uluslararası strateji ve girişimcilik yönde bir konsantrasyonu da oluşturabilirsiniz. Keza 4-5 ders bunch ederek. Bir diğer spesifikasyonumuz arkadaşlar Finance and Investment Concentration olabilir. Yani finans ve yatırım konsantrasyonuna da yönelebilirsiniz. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani sizin neye konsantre olarak mezun olduğunuz programda iş hayatınızı doğrudan etkileyecek. Bu alanda eğer seçim yapamıyorsanız, yani programa evet çok dolu bir program, ben bu programla çok yakından ilgileniyorum. Fakat hangi konsantrasyonu seçmem gerektiği konusunda çelişkideyim diyorsanız her zaman için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Biz bu konularda da size yardımcı olabiliriz. Çünkü zaten asıl olarak yaptığımız şey Kanada'daki kariyer danışmanlığı arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu konularda bizimle irtibata geçmeden hiçbir zaman için çekinmeyin. Programın ücreti mutlaka ki sizin aklınıza takılan bir başka seçenek durumu olacaktır. Bir üniversitede Post-Baccalaureate Diploma Programı alarak ne kadar az ödeyebiliriz derseniz size mutlaka ki Kapılar Üniversitesi'ndeki bu programı öneriyorum arkadaşlar. Sebebi de şu, şimdi biliyorsunuz kalıcılarda dahi programın ücretleri arkadaşlar senelik 16-17 bin dolar. Bu 2 senelik programın ücreti toplamda size yaklaşık olarak 33 bin dolar. Yani size hiçbir şey diye desem yeridir çünkü sanki kalıcıda eğitim almış gibi ücret ödüyorsunuz. Yani daha ne olabilir? Daha ne olabilir derseniz evet dahası olamıyor maalesef. Programı genel olarak özetlemeye çalıştık arkadaşlar. Bizim öğrencilerimizin zaten çok büyük bir çoğunluğu, Kanada'da yüksek eğitim alan öğrencilerimizin çok büyük bir çoğunluğu, %90'dan fazlası Kanada'da bir kariyer hedefliyor zaten. Dolayısıyla Kanada'da kariyer hedefliyorsanız da kararınız netse, bakın özellikle belirtiyorum, netse, çünkü bu program sadece Kanada'da veya Kuzey Amerika'da işinize yarayacak. Bu program sizin için biçilmiş kaftan olacaktır. Cesaretle yaklaşın arkadaşlar, çekinmeyin, hedeflerinizin, hayallerinizin peşinden koşun, mutlaka ki destekçileriniz olacaktır.